Hocam sen de çok müsaade et. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde herkes her şeyi bilebilir. Ta o ya muhteşem. Olabilir de. Bu normal. Sade suda kaynatılıp yenilen. Yani salça girmiyor mu buna? Hayır, sos falan yok bunda ya. Sos yok. Sen beğenmedin de belki. Gül. Ben ara sıcağı beğenmedim. Hiçbirine? Hiçbirine. Aa, evet. Eyvah eyvah. Ben orta buldum Zuhal'a. Hayır, ben güzel, beğenmedim. Güzel. Muratcan güzel diyor, bitirmiş mumbarı. Muratcan hepsini beğeniyor zaten, yiyor. Demek ki beğeniyor. Bakın, evet. Size bir şey söyleyebilir demek miyim? Ki... Dolmanın yağı, ekşisi gayet yerinde. Baharatını eksik buldum. Ekşisi baharatını eksik. Evet, baharat. Ben bunun içine daha ne kadar acaba biber... Ne koydun biber? Canım? Alamadım. Kimyon, karabiber, pul biber, kekik, nane, reyhan. Ve o zaman sarımsak, az koymuşsunuz. Su mu çok koydun acaba, evet, dolmaya? Evet. Öyle diyorlar. Su mu? Hayır. Yok, bakın, hayır. Baharat az acaba hani tadını götürdü diyorum. Suyu fazla kaldı. Hepsinden koymuşsunuz aynen, ama dolmanın... az koymuşsunuzdur hayır, diyorum. Hayır, gayet de çok bol koydum. Çünkü ben alamadım o tadı. Hatta siz çekimde izleyeceksiniz. Ben çok... Bana dediler ki çekim sırasında hatta, bu nedir ya, her şeye bol bol baharat koyuyorsun. Yani ben o tadı alamadım. Alamadın. Ben de evet. Alamadım. İbrahim sen de tadı aldın, alamadın. Yorum yapayım. Yap. Elinize sağlık Müslüman Hanım bu arada. Sevdacığım müdahale etmeyelim. Ben sadece Sevda Hanım'da şeye katılıyorum. Mumbarın kuru olmasına, ben çünkü daha önce yedim. Benim yediğim daha böyle sulu, soslu bir lezzette. Zaten onu da açıkladınız. Bulgurun evet, muhtemelen onun evet, kuruluğu. Onun dışında sadece içinde hem iç yağ vesaire dediniz ya. Evet. Sadece önüme biraz daha sıcak gelmesini beklerdim. Sonuçta bir et yemeğiydi. Ya onun ben... Ve daha böyle evet, ılık gelebilirdi. Şunu sadece söyleyeyim. Şu an soğuk kaldı. Evet, suyunu soğuk, bir anda doğru, döktüm. Suyunu bir anda siz döktüm. Silip süpürdünüz maşallah. Ve tekrardan su koysaydım tadı kaçardı. Hani ısıtmak evet, için. Bir anda o heyecanla he, suyunu döktüm. Normalde suyun içinde kalsaydı sıcak kalırdı. Peki, orada ben devam de... et. Dolmaların ikisini de beğendim bu arada. Sadece bir tık acıları bana fazla geldi. Lavaş sanırım memleketten. Evet, evet. Sizin orada ben nasıl yapıyor musunuz? Şöyle lavaşın içine. Yapabilirdiniz. Hanımefendi bu öyle yapılacak şöyle, bir şey değil. Bu bildiğiniz masa boyunda koskoca bir lavaş. Bildiğiniz odun ateşinde pişen bir lavaş. Bak cana bak. Maşallah. Hey, işte böyle. Ama patlıyor. Masamda görmek istediğim yarışmacı prototipi bu. Defteri niçin getirdiniz? Ama tamam, için niye not almıyorsunuz? Bir saniye şimdi... Muratcan'a bakın. Oh ey maşallah. Şimdi patlıcan hazır. Ya oğlum hazır, ye şifa olsun. Yani lavaş hazır. Evet. Bir dakika burada... Siz gelip burada 2,5 saatte hem dolma hem mumları doldurabilecek misiniz? Şimdi ama bizim... Sizi gününüzde göreceğim. Yok bizim hayır, menülerimizin şakartı. Hayır ben sizin gününüzde göreceğim. Bakın ben... zor tabii, emek isteyen yemekler, o yok, doğru. Emek yani gerçekten yok, hayır, emeğine bir şey demiyorum. Mumbar dolmayı 2,5 saatte doldurabilirseniz, üstüne bir de ana yemek yapabilirsiniz ki benim ana yemeğim de ağır. Bir de çorbam da yoğundu. Bunları yapabilirseniz 2,5 saatte ben de gelip size haklı bir puan vereceğim. Vallahi ben şu an herhalde tam anlamıyla bu yemeklerden mutlu olan Muratcan'ı gördüm. Gayet tatmin olmuş aynen, vaziyette. Yiyor, afiyet olsun. Beğendin ikisi ya de. Ya da çok aç geldi Zuhal Hanım. Kavaklarını falan yememiştir, o yüzden yemiştir. Oh, afiyet Sevdan olsun. Eline sağlık. Ben hemen defterinizi getirdiniz. Hiç not almıyorsunuz. Notumu zaten yazacağım bir ara. Yazacaksınız. Şem, ne ara yazacaksınız? Not olarak geldiyseniz ha, açıp evet, bakarsınız. Hiçbir not almadın sen şimdi. Alacağım. Ne zaman alacaksın? Yara yemekler bitti. Unutacaksın sonra. Yani yarışma bittikten sonra vallahi, mı eve gittikten sonra mı yapacaksınız? Şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle. Şimdi mumbar kuru olmuş diyorsun. Gerçekten ben yemediğim için ama biraz sonrasında bir tık daha patlıcan hazır. Size diyor ki haşlanmış. Suyun yöre içine yöre zaten koyuyorsun. Ama İbrahim Bey yedim diyor. Yediğim daha şey. Daha hayır, sulu, soslu bir lezzetli. O yüzden sordum ben zaten. Sos yaptınız mı, döktünüz mü? Şimdi gerçekten ya. Adana'da yeseniz bunun çarpı buyurun, iki katı bir yağla karşılaşırsınız. Evet. Ama gel, o da diyor ki işte bulgurlu olduğu zaman bir tık, gerçi iç yağ da koymuş, normal yağ da koymuş. Evet. Bulgur zaten bulgur çok çeker. Bulgur çekiyor, gibi, evet. Yani bunu ama, Maraş'a da gitseniz bulgurlu halini yeseniz aynısını yiyeceksiniz. Ben güzel, tamam, yediğime şey yorum yapıyorum. Ama yani ben başka söyle, yerde yemediğim için Maraş ben şu anda burada diyor, yediğime yorum yapıyorum. Yani bana kuru geldi. Bilmeden, gitmeden, yemeden... İçinin malzemesi farklı dediğimiz halde diyor bana kuru geldi, şov yapıyorlar tamamen. Hiçbir şey demiyorum. Peki ya Sevda eksik geldi. Bir saniye ha, diyorsun ki zaten patlıcanlar hazır, haşladı, içini doldurdu. Yani, mumbarı doldurmak. Yani. Şimdi bir şöyle bir şey var Zuhal Hanımcığım. Nasıl bir şey var Sevda Hanımcığım? Nasıl bir şey var? İstirham. Ya şu yani var. Bir şey var ama patlıcan nasıl bir şey hazır var diyor, doldurdu hayır, içini. Hayır. Ne yapayım, patlıcanı kurutayım mı? Yok ondan değildi. Yani ya bu yemek bak mumbar geldi. Hani mumbar şey gelmedi yani, bize. Seçici olmak değil, seçmek ya, değil. Bilip bilmemek değil, öğrenmemek ama değil. Muratcan kuru bulmadın mı sen? Ya yöreden yöre değişir. Şimdi atıyorum. Siz yattınız mı, yediniz mi? Ya yedim tabii ki de. Niye demek yemeyeyim? Tamam, peki yediğinizde ben uykumuşta yiyorum, mumbarda yiyorum, gidiyorum şırdan da yiyorum. Şimdi bunda ne var ki yani?
Siz sevmiyorsunuz diye niye eleştiriyorsunuz? Bir şey var derken, sevseniz... kuruluğundan bahsediyoruz tamam. Ama. Ya. Sevmediklerinden dolayı mı böyle yorum yapıyorlar bakın, acaba? Bakın, sevmemek değil. Şimdi neden? Bir yemeği sevmemekle, Zuhal Hanım, bir yemeği sevmemekle yapılışını veya yağın eksik veya fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tam yapılışını yani. Biliyor musunuz? Gözlemleyebiliriz. Tam yapılışını bakın, biliyor musunuz? Ben hem iç yağ hem ama de normal yağ koydum. Bunun yağsız olması imkansız. Bulgurdan dolayı size kuru gelmiş olabilir. Evet, bulgur çekmiş ama işte yağını. Ama demek ki biraz daha fazla koyabilirdiniz. Neyi fazla koyacaksınız? Yağına. Nasıl size kuru geldi acaba? Bence tamamen bulgurla alakalı. Bence yani pirinç olsa bulgurla alakalı olabilir, evet. Olabilir. Aynen, bana çok kuru geldi yani, böyle kuru olmaması gerekiyor. Muratcan da diyor ki miskinliği. İyi başladık. Sonumuz kötü olmasın. Sonumuz kötü olmasın. Allah etmesin. Biberler kırmızı, benimki açık renkliydi. Sizinkisi evet, size açık renkliydi. Ondan mı kabak sandın? Yeşildi. Tam göremedim senin tabağındakini de. Evet, yeşildi yani. Sizin yok, ben mesela, de dikkat ettim. Yeşildi Zuhal Hanım. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Benimki kırmızı. Şimdi ekşili dolma deyince kuru dolma da biz. Zaten normal kabak dolması değil ki bu. Nasıl sen yeşil normal kabak zannettin? Ama ben gerçekten... Kuru kabak farklı biliyorsun değil mi? Çok pişmiş herhalde sanırım. Tabii ki yedin değil mi? Bilmez mi? Meşhurdur Antep'in falan da kuruldukları. Yani? Hani biberdi, kabaklı, zaten patlıcandı. Zaten yapsa da o kabağı yapacaktı. Zaten normal şeyden olmaz. Orada bir kafa karışıklığı oldu. Ama sizinki kırmızıydı, benimki yeşildi. Benimki kırmızı biber. Aynen. Tam göremedim, onun için kaldı dedim. Işık da vuruyor. Acaba ondan mı dedim? Yok yok, Burak ben buradan baktım Zuhal Hanım. He. Açık renk. Benimkisi kırmızıydı. Kabak gibi mi duruyordu? Evet evet. Yeşil. Bir tarafı bayağı bir yeşil, bir tarafında hafif bir kırmızılık vardı. Ne oldu Muratcan? Allah aşkına, kabak, kabakla biberi nasıl ayırt edemiyorlar? Ya kabakla biberi ayırt edemedim diyen birinden nasıl bir puan gelecek, ben çok merak ediyorum gerçekten. Nurgül de bu arada diyor ki çok açtı herhalde Muratcan, ondan yiyor. Ben öyle dedim çünkü yemek yarışmasına yapmamışsa eğer. Ne yapacağım? Yemek yarışmasına ne yapacağım? Konuşma, bravo abi. Ne yapacağım? Hasretiz böyle yarışmaya. Çok sevdiniz, çok hepsini sildiniz, süpürdünüz ama. Ne yapayım? Yemek yarışması. Bir saniye bir şey soracağım. Beğenmediğin yemeği de yer misin? Acıkmış kahvaltı yapmadı ya Nurgül. Çok beğendi o yüzden herhalde Zuhal Hanım. Çok beğendiğinden mi yersin açlıktan? Beğenmediğin yemeği de yiyeceksin, eleştireceksin. Şimdi bugün... Beğenmedim ama... Hayır, beğenmedim demiyorum. Şimdi kimisi de şöyle yapıyor. Bunun bir sürü açmazı var. Yiyor. Sonra ben... Ama ben beğendim demedim ki diyor. Ben diyorum ki niye yedin? Yani yemek zorundayım, açım yedim ya da yemek zorundayım yedim diyor. Örnek görün bugün. Sen hangisin acaba? Hangi Somer şef geliyor, beğenmediği yemeği de yiyor, beğendiği yemeği de yiyor çünkü eleştirmek için. Şimdi o zaman desin ki ben beğenmedim, yemiyorum. Ama sonuçta tadına bakıyor, diyor ki bu olmamış diyor. Yahu bir kaşıkla bir yemeğin tadını anlayabilir misiniz? Ne bileyim şimdi içinde kullanılan malzeme. Şimdi biz de tadına baktık. Nasıl anlayacaksınız? Oldu ya da olmadı dedik ya yani. Bir kaşık almadık ya biz de zaten. Biz bir kaşık almadık ki, tadına baktık ya yani. Ya belki taban dibine kat kat yapmış. Atıyorum yemeğe göre değişir de. Domatesli kısmın altta ne bileyim pilav kısmı ortada. Nasıl yapacaksınız? Yemeyecek misiniz? Bakmayacak mısınız? Bravo. Üstten alıp bırakacak mısınız? Ben de hep onu diyorum. Her şeyine bakın. Sosu var, tabii bir şeysi ki, var. Aynen. Ben yemek geldi. Var, yemek geldi. Kokladım. Ama sen şu an beğendiğinden mi yedin? Hayır. Ya eleştirdiniz. Hayır diyor. Hayır onu demiyorum. Hayır, nasıl onu demiyorum. Yani? Hayır beğendim. Siz şimdi beğenmeden yiyip ondan sonra... Biraz önce dediniz ki... Hayır bir dakika, ben bunu kabul etmem. Ama yedim. Yemeği beğendim ama... Beğendi mi dönüm? Hayır beğenmesem de. Beğensem de yemeği yemek zorunda. Dur Neslihan, neden boşa gelmiş ama? Hayır bir şey diyecektim ben Neslihan. Ben şunu demek istiyorum. Beğendiğine göre herhalde puanlamada da ona göre bir puan verirsin. Sende de geldiniz o aynen. Günün sonunda yani. Aynen. Ne kadar yediğinizden ziyade kaç puan verdiniz ehemmiyet ama taşıyor. Ama sonuçta yarış daha bitmedi. Daha o zaman 9-10 vermeniz gerekiyor eğer siz bu menüleri beğendiniz. Ama dur, daha ara yemekteyiz daha. Daha ara sıcak. Yani bilmiyorum çorbayı artık. Çorbayı beğendiniz. Ara sıcağı beğendiniz. Ama iştahlı yiyenlerden yarışmacılar puan bekliyorlar. Onu da söyleyeyim. Tabii ki de. Biz kimse, biz buraya yemek yemeye de geldik ama kimsenin hakkında yemeğe gelmedik. Bravo. Tabii canım. O yüzden. Göreceğiz. Hak yemek doğru bir şey göreceğiz değil. Göreceğiz Murat Bey. Hiçbir asla zaman unutmayın, iyilik de iyidir. Tabii o yüzden ki iyi kalın. Tabii. Yemek programına geliyoruz ama yemek yeme diyorlar. Sonuçta yemek yemeye geliyoruz. Burada yemekleri tadacağız. Yani bunun aç veya tok olmakla bir alakası yok. Sonuçta eleştirebilmek için, puan verebilmek için tabii ki de gerekeni yapacağız, yiyeceğiz. Muratcan Bey her şeyi yedi. Umarım yansır puanlarına. Çünkü çok beğenmiş gibiydi. Umarım yansıtır ve adaletli bir yarışmacı görüyorum karşımda. Muratcan tabakları silip süpür bir güzel yiyor. Bakalım bunu puanlarına yasınacak mı? Yiyip de yoksa düşük puan mı kullanacak?
Bunu göreceğiz. Ana yemek neydi Neslihan? Maraş tava, yanında acem pilavı. Maraş tava, yanında acem pilavı, yanında bir şey daha vardı. Marulcacı vereceğim. Marulcacı. Evet. Evet. Marulcacı. Kız bizi refle edeceğim bu kadar ekşi ekşi ekşi. Kız mı? Aa, çok mu ekşi diyorsun? Bak çok ekşi diyor Murat. Ekşi, ekşi ne var? Ekşili çorba. Zaten sakatat ekşi olur, mideyi ekşitir. Daha ne olacak? Şu an ekşi bir şey yok ki. Maraş tava ekşi değil ki. Nasıl? Değil. Maraş tavanın içinde ne bileyim patlıcanı, patatesi, her şeyi bir araya getirir. Ekşitir miydi? Ekşi mi oluyor öyle olunca? Ekşitir mideyi, ha. Ha, mideyi ekşitir. Ekşi ne diyorum, refle edecek diyorum bize. Bu kadar her şey et diyelim, ne bileyim bulgur bulgur mide bir sonra. Bir günde refle olmazsın, o iş öyle yok, emin ol. Ekşiden de olmaz o reflü zaten. Thank you.